merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün önemli bir gün. Haftanın tam ortasındayız. Çarşamba gününe geldik. Fed toplantısı var Amerika saatiyle, yani daha doğrusu Türkiye saatiyle akşam Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra artık yansımalarını görmeye başlayacağız. Powell'dan açıklama bekliyoruz. Bütün hani piyasaların, dünyanın zaten iki tane gündem var. En önemlisi bir Fed. İkincisi Evir Grande olayı arkadaşlar. Şimdi bir Fed'e geçeceğiz. Geçmeden önce ben şöyle kollarımı sıyırıyorum ya da sıyırıyorum denir herhalde. Böyle bir hani tam konuşmaya başlam ya da böyle kavgadan önce mi yapılır bu iş bilemedim şimdi. Şimdi ben de böyle kollarımı sıyırdıktan sonra Evir Grande ile başlamak istiyorum. Şimdi Evir Grande'nin bu borç riskinin yayılma endişesi devam ediyor arkadaşlar. Diğer taraftan bunlardan bir açıklama geldi. Dediler ki biz ödeme konusunda anlaşma yaptık dediler. Yarın ödemeleri var. Pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü bir ödemesi vardı, onu yapamadılar. Ama yarın büyük bir ödeme, kupon ödemesi var. Onu bir şekilde anlaştıklarını duyurdular. Yani bu ödeme konusunda bir sorun çıkmayacak. Biz bunu anlaştık alacaklarla gibi bir konuşma yaptılar. Ama bunun detaylarını bilmiyoruz şu anda. Piyasayı sakinleştirmeye çalışıyor. Çin hükümeti de bir taraftan piyasaya para veriyor. Para veriyor. Bir rahatlatmak için para veriyor. Etkisi oluyor mu? Tabii ki etkisi oluyor piyasayı rahatlatma yönünde. Ama Evergrande olayı çözüldü mü? Çözülmedi. Çünkü çok büyük bir borç var. Yani 300 milyar doların üzerinde bir borçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu rakamın yapılandırılması, ödenmesi filan çok kolay değil. Yani sürekli bunların düzenli, yani şöyle düşünün, iflas etmiş bir şirket var, bu kadar borcu var ve arkasından zincirleme, yani acayip böyle sürükleyeceği, yani dünyayı, bütün küresel piyasaları çok büyük bir batağa sürükleyecek, yani küresel piyasalara büyük bir kriz yaratacak bir borca sahip, öyle söyleyelim size. Dolayısıyla bu gelişmeyi bir taraftan da takip ediyoruz. Geçti mi? Geçmedi. Sadece şu anda belki hafiften bir piyasayı rahatlatma çabaları, öyle söyleyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim, bir konu daha var, o konuya da değiniyorum. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz bu Yellen aylardır hani şey yapıyor, hani sesini duyurmaya çalışıyor. Diyor ki borç limitimizi arttırın, borçlarımız var, zamanları geldi, bir şekilde bunu arttırıp bunu halletmemiz gerekiyor diyorlar. İşte bu borç limitiyle ilgili çağrıya cevap geldi. Şimdi bu Temsilciler Meclisi'nde, Temsilciler Meclisi borç limitini askıya alacak kararı ya da geçici bütçeyi onayladı arkadaşlar. Şimdi Temsilciler Meclisi'ne onaylandı ama şimdi bir de Senato'ya gidecek. Dolayısıyla da Senato'da da işte muhalefet var, cumhuriyetçiler var. Muhalefet edecekler mi, etmeyecekler mi? Çünkü edecek şeklinde biliyoruz. Ama hiç belli olmaz son anda. Neticede Amerika meselesi, bir şekilde bu işin altından kalkarlar diye düşünüyorum. 30 Eylül'e kadar zamanları var. Bir şekilde bu iş 30 Eylül'e kadar halledilecek. Çünkü iki tane aşamaydı. Bir, bu işin Temmuz sonuna kadar çözülmesi gerekiyordu. Ondan sonra olağanüstü halleri devreye soktular. O süreyi de bitirdiler. Artık Eylül son. Bir şekilde bir şeyler yapıyor olmaları lazım arkadaşlar. Onu da takip ediyoruz. Piyasaları tabii ki etkileyecek çok önemli bir karar ama hani sonuçta işin içerisinde Amerika olunca Amerika kendi meselelerinde biraz böyle, biraz değil öyle, yani halletmek için her şeyi yapabilir. Öyle söyleyelim size. Şimdi gelelim Fed'e. Fed'e konuşalım. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Fed'den çıkacak karar arkadaşlar hem doları hem de altını, onsu daha doğrusu, ya bizde de tabii ki gram altın dolayısıyla etkileyecek. Hatta şöyle söyleyeyim size, kriptolara bile etkileyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü şöyle başlayalım isterseniz. Powell bu akşam ya da Fed alacağı kararda, biliyorsunuz önemli karar ne? Varlık alımını azaltacak mı? Yani piyasayı fonlama konusunda biraz geri adım atacak mı? Her ay 120 milyar dolar para verip tahvil alıyorlar. İşte orada ufaktan bir azaltma başlayacak kısmı çok önemli. Hakikaten başlayacaklar mı? Bunu yapacaklar mı? Böyle bir karar alacaklar mı? Çünkü bütün, biliyorsunuz işte bütün konuşmalar bunun üzerine. Piyasa bunu bekliyor. En azından bu ay başlamayacağız ama hani Ekim'de başlarız, Kasım'da başlarız, Aralık'ta başlarız diye bir takvim
de yayınlayabilir. Veya bizim hiç böyle bir şey gündemimizde yok da diyebilir. İşte bunlar piyasayı nasıl etkileyecek? Birincisi, eğer ben tamam varlık alım programını artık azaltmaya başlayacağım ve bu aydan sonra başlıyorum, bu ay itibariyle ya da 2 Kasım itibariyle başlıyorum dediği an itibariyle, yani bu biraz hani piyasada aslında işte hani faizin de yaklaştığını aynı zamanda gösteren bir şey. Çünkü siz eğer varlık alım azaltımına başladığınız an itibariyle bunun bir süresi var ve faizle de ilgili bir tahminde bulunuyorsunuz. Mesela bu ay başladı diyelim ki, yavaş yavaş piyasayı fonlamayı, yavaş yavaş para likiditeyi azaltmaya başladığı an itibariyle bu bir süre, yani bu 6 ay 1 sene maksimum. Ondan sonra faiz arttırması lazım. Yani dolayısıyla aslında şahin bir görünüm sergileyecek. Yani sıkılaşmaya doğru faize giden ilk adımı, ilk sinyali atmış olacak arkadaşlar. Bu doları yukarı çıkartır. Yani dolar endeksinin yukarı çıkmasına sebep olur. Bizde de biliyorsunuz yarın Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla bu dolar kurunda böyle bir karar alınırsa, dolar endeksi yukarı çıkarsa, bizdeki dolar kurunun, yani tüm dünyada doların biraz yukarı çıktığını görebiliriz. Böyle bir karar çıktığı an itibaren. Altın ne olur? Arkadaşlar altın düşer. Çünkü böyle bir karar aslında dediğim gibi ne yapar? Bütün parayı dolara doğru yönlendireceği için bir şekilde bu taraflarda artıya sebep olurken altın tarafında eksiye sebep olur. Borsa tarafında biraz böyle zaten biliyorsunuz ciddi böyle Evergrande olayının da etkisiyle, Fed'in etkisiyle de borsa tarafı hiç hoş değil. Yani hiç keyifli değil, daha doğrusu öyle söyleyeyim, hiç keyifli değil. Ciddi satış yiyor sürekli, düşüyor, biraz çıkıyor ama son bir haftaya baktığımız zaman daha çok düşüş eğiliminde. Yani biraz toparlıyor sonra tekrar düşüyor eğiliminde. Böyle bir karar tabii borsanın da çok işine yaramayacaktır arkadaşlar. Kriptoların da işine yaramayacaktır. Çünkü bu noktada şu çıkıyor ortaya. Yani dolar dünyanın rezerv parası, dolayısıyla da para bu tarafa gideceği için dolar kıymetli hale gelecektir. Peki böyle bir karar alırlar mı, almazlar mı? Şimdi dün de bahsettim size, böyle bir kararın alınması aslında çok kolay değil. Çünkü neler olabileceği noktasında son bir haftadır yaşadıklarımız ortada. Piyasaların durumu ortada. Amerika tarafında piyasalar çok hassas, ciddi böyle S&P'de %2.9, %3'lere varan düşüşler oldu, biraz toparlamış olsa da yani çok keyifli değil. Onlar da bunu görüyorlar. Bir de Evergrande olayı var. O da piyasaları geriyor biliyorsunuz. Oradan bir kriz yaratma riski var. Yani hem öyle oradan bir kriz yaratma ve yayılma riski varken bir de özellikle Fed'in kalkıp böyle bir net bir karar açıklaması bence cesaret ister. Dün de anlattım size. Ben o cesareti çok göstereceklerini düşünmüyorum açıkçası. Düşünüyordum ama bu Evergrande ile beraber biraz daha yani borsayı biraz daha nefes aldıracaklar diye düşünüyorum. Belki zaman kazanacaklar. Belki bir ay daha, iki ay daha kazanacaklar. Biraz borsa tarafına zaman kazandıracaklar. Orada işte zarar etmeden büyük yatırımcıların çıkmasına veya düzeltme yapmasına müsaade edecekler. Pozisyonların değiştirmesine müsaade edecekler. Bir zaman kazanacaklar diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Olmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Tam tersini düşündüğümüz zaman FED güvercin bir duruş sergilerse eğer, yani ben işte şu an hiçbir şey düşünmüyorum, hatta bunları konuşmak da istemiyorum, yani biraz daha ihtiyacımız var, biraz daha verileri görelim, biraz daha iyileşme olsun, piyasalar biraz daha rahatlasın, yani bu güvercin duruş devam etsin, ben piyasayı fonlamaya devam edeceğim. Yani alttan alttan değil, açık açık daha doğrusu o güvercin duruşu, bol paralı dönemin devam edeceğini bize gösterirse, piyasa böyle bir sinyal alırsa arkadaşlar, o zaman ne olur? O zaman piyasalar alkışa geçer. Yani alkışlar, borsa yükselir. Ondan sonra altın, kesinlikle altın da bir şekilde nemal alır buradan. Altın da prim yapar, yükselir. 1800 dolarlara kadar çıkma riski, olasılığı var. Riski demeyelim de. Yani 1800 olur mu? Yani olabilir, yükselebilir. Tamamen gelecek olan açıklamaya bağlı. Çünkü bol para altın açısından baktığımız zaman, şimdi borsalar bol parayı seviyor. Çünkü o bol parayla bu rekorları, bu zirveleri yaptık son 1,5 yıla baktığımız zaman. Altın tarafına baktığımız zaman altın bu kadar bol paranın içerisinde henüz daha bu sene tam anlamıyla ons tarafından bahsediyorum. Ons tarafı tam anlamıyla bir prim yapamadı. Yani
alamadığı, yani bu kadar emtia fiyatlarında her türlü emtia yukarı çıkarken altında, gümüşte yerinde saydı. Yani bir ileri bir geri yaptı. Yani bir 1800-1900'leri gör, tekrar oradan geri geldi filan, bir şeyler oldu biliyorsunuz. Şimdi o şeylere girmeye gerek yok. Teknik analize girmeye gerek yok. Ama bol para aynı zamanda enflasyonun da kalıcı olacağını ve enflasyonun da Amerika tarafına gitmeyeceğini bir göstereceği için altının da bir şekilde aşağılara değil yukarılara doğru gitmesini beklerim. Ama çok büyük bir çıkış falan beklemem. Yani böyle bir anda alır başını gider diye beklemem. Böyle yerini koruması bile, 1800 dolarlara gelip oralarda kalması bile çok önemli. Ama şu anda 1778 dolar. Bu 1778 doların altına düşmediği sürece, 1700, çünkü bu seviyeler çok önemli seviyeler. Ben bunu kırdığı anda aşağı gitme potansiyeli var. Kırdığı anda 1730 dolarlar. Ondan sonra 1700 dolarların 1600 küsürlere gelme olasılığı yüksek arkadaşlar. Ama güvercin duruş sergilerse kolay kolay oralara gideceğini düşünmüyorum. Tam tersine altında artış beklerim. Daha ne kadar açık anlatabilirim, ne kadar net söyleyebilirim bilemiyorum. Ve tabii ki dolar güvercin duruş sergilemesi durumunda dolar endeksini hemen bakalım. Dünyada dolar şu anda, dolar endeksi bütün para birimleri karşısında bir parça yükselmiş durumda. Bir aslında dün itibariyle, dünden bugüne, yani bu hafta bir oynaktı. Şu an 93.25 aslında. İşte fena değil. Biraz yükseldi. 93'lerin altına gelmişti. Biraz 93'ün üzerinde bugün. Güvercin duruşta tabii ki dolarda aşağı yönlü bir gidiş beklerim. Ama şahin bir açıklama, varlık alımlarını azaltıyoruz dediğinde zaten doların yukarı çıkacağından bahsetmiştim size. İşte bu dolardaki, küresel piyasalardaki bu dolar endeksindeki oynaklık otomatikman geliyor. Tabii ki bizdeki dolar kurunu etkileyecek arkadaşlar. Fed'in kararı ve Fed'in kararından sonra dolar kurundaki duruma göre yarın Merkez Bankası'nın, bizim Merkez Bankası'nda bir fiyatlama, bir karar vermesini beklerim. Eğer dolar endeksinde, yani biz burada dolar kurunu geçen, biliyorsunuz endeks bir anda hızlı yukarı çıkınca bizde 8.70'lik ikilere gitti dolar kuru. Dolayısıyla böyle bir çıkış olduğunda Merkez Bankası'nın, dün de anlattım size, hani bir faiz indirme senaryosu var. Bu çok hani güçlü bir senaryo, güçlü bir beklenti daha doğrusu. Ama o 8.72'lerden sonra dolar endeksi bu Fed'in alacağı kararla gideceği yöne göre yarın Merkez Bankası ona göre bir adım atacaktır diye düşünüyorum. Çok yukarı çıkarsa pas geçme ihtimali yüksek olduğunu, ama dolar endeksi zayıflar da bizde dolar kuru da biraz daha gevşer aşağı gelirse, küçük de olsa bir faize, öyle 200 bas puan falan beklemiyorum. Bakın benim beklentim 50 ile 100 bas puan arası, çünkü 200 bas puan faiz indirimi bekleyenler de var. Ben bu kadar radikal bir karar, yani bu kadar yaptığımız, çünkü geçmişe dönüp baktığımız zaman çok ciddi hatalar yaptık, yanlış zamanda yanlış kararlar verildiği için çok büyük bir enflasyonla mücadele ediyoruz şu anda. Dolayısıyla hani kurun çok hızlı bir şekilde yukarı gitmesine de izin verilmemesi adına en azından yapılacaksa bile bir faiz indiriminin küçük olmasını beklerim. Yani küçük derken 50 ile 100 bas puan arasında bir psikolojik bir faiz indirimi beklerim arkadaşlar. Tabii bakalım şurada bir dakika. Şeye değinelim. Buna değinmeden geçmeyelim. Bakın. Coinlere bakalım biraz. Kripto piyasasına bakalım. Kriptolarda düşüş devam ediyor maalesef. Şimdi biraz önce Bitcoin'e ve Ethereum'a baktım. Yani Bitcoin, şöyle söyleyeyim size, yaklaşık 7 Eylül, yani Eylül'ün başında 52 bin dolar civarındaydı. Bugüne gelip baktığımız zaman şu anda yani %20'ye yakın bir kayıp var arkadaşlar. 42.278 dolar. 42 bin dolar diyelim biz buna. Şuradan da şunu bir net olarak açalım. Şimdi tabii %20'ye yakın bir kayıp çok büyük bir kayıp. Yani bu kadar kısa zaman içerisinde, şöyle bir 15 gün içerisinde, 2 hafta içerisinde %20 aniden kayıplar verebiliyoruz. Zaten daha fazla, daha büyük bir düşüşü 19 Mayıs'ta görmüştük, hatırlayacaksınız. Dibini görmüştü. Bitcoin'de 52 bin dolarlara gidip oranın üzerine atamadığı için maalesef oradan tekrar geri geldi. Ethereum'da çok büyük düşüş var. O da 4 bin dolarları şöyle bir test etti derken 2900
2025 3000 doların altında şu anda, 2925 dolarda. Yani bütün kriptolar şu anda %99 hemen hemen hepsi kırmızıya dönmüş durumda. Şimdi kriptolarda olanların biraz tabii panik yapmadan beklemeleri gerekiyor. Daha önce de belirtmiştim. Stop koyarak çalışmak gerekiyor özellikle coinlerde. Çünkü volatil çok yüksek, bir anda bir gecede, yani uykudayken sabah kalktığınızda paranızın tamamını kaybetme riskiniz ya da %20-%30 paranızın düşme riski var. Mutlaka stop koyarak çalışmak gerekiyor. Özellikle kriptolar için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar, büyük kayıp yaşamamak için. O zaman ne oluyor stop koyduğunuz zaman? Yani %5-%10 neyse o koyduğunuz stoptan en azından nakite dönme şansınız olup tekrar aşağılardan alma şansınız yüksek oluyor. Buradan daha aşağı gider mi? Daha aşağılara gitme riski var mı? Evet, var. Şu an hani çünkü belli kritik seviyeleri aşamadığı için biraz daha aşağılara gidebilir diye düşünüyorum. Ama buradan şimdi Evergrande olayı, küresel piyasalardaki bu riskin devam edip etmeyeceği, Fed'den gelecek olan karar, yani bunların hepsi aslında kriptoları da bir tarafa götürecek. Yani bir şekilde evirecek arkadaşlar. O etkisi olacak, olumlu ya da olumsuz bir şekilde. Dikkat edilmesi gerekiyor. Çok riskli olduğundan zaten biliyoruz çok riskli olduğunu, ama aynı zamanda hem de çok büyük kazanç vaat ediyor. Yani böyle heyecanı, ondan sonra büyük heyecan duymak isteyen, çok böyle nasıl söyleyeyim ben size, adrenalin sevenler için aslında öyle bir piyasa. Şimdi kriptolarla alakalı Amerika'nın SPK'sı olarak bildiğimiz SEC var. Bu SEC başkanından bir açıklama geldi. Kriptolarla ilgili bir düzenleme istiyor kendisi. Ve diğer taraftan da, yani böyle bir düzenleme istediğini biliyoruz ama kriptolarla ilgili de ya burası çok riskli ve bir şekilde hani korumak lazım. Yani hani insanların varlıklarını, buraya para yatıranları bir şekilde hani bunu bir şekilde bunu korumak ve bir düzenleme yapmak gerekiyor. Yani aslında çok iyi şeyler söylemiyor piyasa için. Yani çok volatil, bildiğimiz şeyler çok volatil, çok riskli. Varlığı olanları için aynı zamanda bir düzenleme gerekiyor. Sistem için bir düzenleme gerekiyor diyor. Ama aynı zamanda da bunun çok büyük bir risk taşıdığından da bahsediyor. Yani en nihayetinde zaten eğer bu piyasada kalacaksa, bu piyasa olacaksa. Çünkü kripto, evet, geçmişe gidip baktığınız zaman Bitcoin'in ilk çıkış zamanı, kriptoların ilk çıkış zamanlarına baktığınız zaman aslında kükreme ve büyüme zamanı tam da böyle Amerika'nın para bastığı zamanlara denk geliyor. Yani pandeminin olması, insanların evde oturması, bir taraftan da para kazanacak riskli alanlara baktığımız zaman borsadan sonra kripto piyasasının önümüze gelmesi ve paranın buraya akmasıyla beraber, o büyük paranın sadece borsaları değil işte bu tarafa da gitmesiyle beraber buraların pandemi dönemi, salgın dönemi zaten büyüdüğünü görüyoruz. Yani onların etkisi çok. Yani aslında hani Amerika'nın her şeyde olduğu gibi bu piyasalarda da çok büyük büyümesine etkisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım daha size ne diyebilirim altın için? Ha, altın için aslında şöyle bir cümle yapmıştım. Ona da böyle yorum geldi. Bir tane yorum geldi. Ona bir cevap vermiş olayım. Şimdi arkadaşlar, ben biliyorsunuz her gün yayın yapıyorum. Her gün izlemeyince böyle bir anda bir yayına denk geliniyor ve eğer iyi dinlenmezse, çünkü insanlar genelde çok hızlı dinliyorlar. Çok hızlı dinledikleri zamanda ne yapıyoruz? Arada bazı şeyleri kaçırıyoruz. Yani önemli kelimeleri, önemli cümleleri kaçırmış da olabiliyoruz. İyi dinlemek lazım. Şimdi ben altın için şöyle söylüyorum. Tekrar netleştireyim. Bazı zamanlar vardır. Sadece altın değil. Bu borsa içinde geçerlidir, kriptolar içinde geçerlidir. Volatilin çok yüksek olduğu zamanlar, önemli kararların açıklandığı zamanlar, mesela Fed toplantısı, Merkez Bankası, ondan sonra yani önemli kararların, işte Amerika'dan bir tüfenin, yani enflasyonun gelecek olan zaman, istihdam verileri, böyle önemli zamanlar var. İşte o önemli zamanlarda özellikle
traderlar için güzel zamanlar. Bu tabii altın için de geçer çünkü altını da oynuyor. Yani trader demek her şeye oynar yani artık nerede oynuyorsa, neyi trade ediyorsa, hisse senedi, kripto mu, ondan sonra altın mı, her şeyi trade edebilirsiniz bilgisayar başında. Dolayısıyla böyle zamanlar hani almak, satmak traderlar için çok hani kazançlı yani riskli ama aynı zamanda da hani şey zamanlar çünkü kazançlı da çıkabileceği zamanlar önemli olan doğru ata oynamak vardır ya doğru ata oynamak yani doğru ne diyelim doğru tercihlerle veya doğru atışlarla doğru tahminlerle kazanmak her zaman kazanmazsınız kaybedebilirsiniz dolayısıyla hani yine böyle bir haftan geçiyoruz tekrar etmiş oluyorum bu altın içinde geçerli fakat altında bakın altın hep onstan bahsediyoruz. Ons dediğimiz şeyin fiziki karşılığı tam anlamıyla altında yoktur. Yani fiziki altın bazen soranlar oluyor. Neden fiziki tutuyoruz? Neden ons değil? Neden bankada değil? Çünkü ons dediğiniz şey ons altın diye dünyada fiyatlanan altın aslında tam anlamıyla dünyadaki fiziki altının karşılığını yansıtmıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün 1'e 5. Yani bunu tam olarak 1'e 100. Yani bunu tam olarak karşında ne kadar altın şey olduğunu ne diyelim kağıdı olduğunu kağıt diyelim çünkü sanki belli bir altın arz varmış gibi o onun karşısında bir kağıt alınıp satılıyor aslına bakarsınız tam anlamıyla fiziki yansıtmıyor bunu da ölçmek çok kolay bir şey değil yani hani piyasada bir takım rakamlar dolaşıyor ama ölçüm çok kolay değil bu şekilde zaten fiyatlara manipülasyon yapılıyor dolayısıyla uzun vadede kalmak şimdi altın için uzun vadeciler birikim yapanlar için tabii ki fiziki altın çok daha iyi çünkü elle tuttuğunuz, gözle gördüğünüz ve o aynı zamanda sizin nedir? İşte bir şeyinizdir. Yani zor zamanlar için, kriz zamanlarında ayırdığınız bir varlıktır aslında. Yani bir yatırım aracından çok bir varlıktır öyle söyleyeyim. Onu orada tutacaksınız ama bu varlığınızın tamamını buraya gömmek, buraya koymak, bunu bir yatırım aracı olarak görmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bunu son hani epeydir anlatıyorum yani size. İşte ne olur bu size bağlı. İşte %10 koyarsınız, %15 koyarsınız bilemem. Ama hani ben bu kadar koymak istiyorum ve bu burada kalsın, bu benim sigortam olsun diyorsanız onu o şekilde yapıp bırakacaksınız arkadaşlar. Onun dışında yani altın peki altın olmasın da ne olsun ne yapalım diyenler oluyor. Yani onlar için de bir sürü alternatifler var aslında. Burada tamamen cebinizdeki paraya bakar. Yani ne kadarlık bir paranız var? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne kadar risk almak istiyorsunuz? Bir sürü yatırım enstrümanından bahsedebiliriz. Ama şu anda bu konuyu açmıyorum. Çünkü olay çok uzayacağı için videoyu çok uzatmadan bitireyim arkadaşlar. Çok iyi bakın kendinize. Bakalım yeni kararlar, güzel kararlar. Umarım piyasa için, hepiniz için iyi bir şeyler olur diye umut ederek bitiriyorum. Abone olmayanlar lütfen abone olalım. Bildirim zillerini açalım. Çünkü abone olmayan izleyen de analitikten bakıyorum. Çok sayıda izleyici var. Teşekkür ediyorum bu arada izlediğiniz için. Instagram adresim Kolçak Hatice, Hatice Kolçak Twitter adresim ve videonun açıklama bölümünde linkleri bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.